Evet saygıdeğer kardeşlerim, şimdi beklenmedik bir videoyla karşınıza geldim. Bir Overwatch videosu izleyeceğim, delilleri inceleyeceğim, kendi çapımca yorumlayacağım. Ben ne kadar süredir oynuyorum Counter'ı? Yani beta çıkmadan işte 7.0 falan vardı, daha 1.1'ler gelmeden, yani 1.0 gelmeden. O zamandan beri oynuyorum inanın, daha çok küçükken. Bakalım. Ha bu arada o eski Counter videolarında, ya video diyorum, eski Counter oyununu da çalıştıracağım, bu bilgisayarda göstereceğim size. Yani o eski Counter oyununu oynayacağım. Hani hangi Counter'dan buralara geldik, onu göstereceğim size gençler. Evet şüpheliyiz diyelim. Sıkıntı yok şu an. Sesi kısalım bir. Ah! O neydi? Ona bakmam lazım. Ona bakamıyor muyum? Ya adam belli bir şeyi öğrenmiş. O bariz düz bir yere sıkıyordu yani. Onda bir sıkıntı yok. Hiç kör olmamış gibi davrandı ama. Yedi kafasına. Onda çok yani güzel bir vuruş. Belli nereye sıkacağını biliyor. Ama bir şüphe de duydum yani. Bakalım, dur bakalım. Masum nerede ya? O roundu bir daha izleyemedim. Normalde şuradan izlerdim ama. İzleyemedim. Bak gördü adamı. Orada gördün adamı. Vuramadı. Genelde arkadaşlar, yani hile falan oynuyorsanız, gençler kardeşlerimiz diyor ya, Allah aşkına yapmayın şöyle şeyler. Yani kardeşim ne zevk alıyorsun? Ya oyna botlarla, aç hileyi botlarla oyna yani. Burada milletin emeğine niye giriyorsun? Sinirlerini niye bozuyorsun milletin yani? Boşuna küfür niye yiyorsun? Ailen hakkında küfür niye yiyorsun boşuna yani? Ya şu an bu hile değil tabii. Bence yani şu anki görüşüme göre. Orada sabit bir yere basıyordu. Belli bir yer öğrenmiş. Sabit bastı oraya. Ya hile sadece aim lock, işte biz eskiden Mevlana derdik. Böyle döne döne herkesi vurayım değil. Sığırın teki giriyor. Bir kere Ali ile maça girdik. Bizim CS oynadığımız zamanlarda, yani 3-4 sene öncesinden bahsediyorum. Ali ile maça girdik. Denk geldi biri. Güzel bir vuruştu yalnız. Neyse denk geldi bizim takımda adam. Beyler dedi. Ben dayanamıyorum dedi. Karşısı hile dedi. O arada işte 4-5 farkla yeniliyor. Karşısı hile dedi. Ben de açıyorum hile dedi. Ama dedi raporlamayın dedi. Bizim Ali de gazı veriyor. Nasıl gazı veriyor? Kardeş aç diyor, bu ne diyor bilmem ne. Biz o ara raporluyoruz çocuğu zaten. Konuşmuyoruz yani. Yani ben konuşmuyorum. Ama Ali konuşuyor. Kardeş bas diyor, aç hileyi, hepsini vur diyor. Bu nedir diyor lan. O da bu raporluyor tabii. Tamam açıyorum dedi. Kardeş adam hileyi açtım dedi. 2-3 kişi vurdu böyle hileyle. Bizim takımda ve global adam. Hileyle vurdu 2-3 kişiyi. Dur bakayım şurada ne yapacak, çok merak ediyorum. Oy.
Sesi duydu aldı da yani o dönüş. Neyse. Adam hiç aç değil iyi kardeş. 2-3 kişiye vurdu bam güm. Hala yeniliyoruz ama. Ali diyor ki ya kardeş yeniliyoruz diyor. Niye açmıyorsun diyor. Yok diyor çok belli olur diyor. Açmayayım daha çok belli olur diyor. Karşıda 2 kişi hile diyor. Görüyorum böyle duvardan izliyorlar diyor. Benim de hile olur çok belli olur diyor. Rütfem gider diye korkuyor çocuk. Ya bu çocuk böyle büyüyecek ya. Ya bu çocuk böyle yetişecek yani. Bu kadar beyinsiz bir çocuk ya. Ya yapmayın şöyle şeyler. Gerçekten rica ediyorum yani sizden. Benim 2000 abonem var. 2000'den 1500'ü sabit izlese, hani yarısı beni sabit izlese onlardan rica ediyorum yani. Yapmayın arkadaşlar. Ya bu kadar aciz olmayın yani. Çocuk sığır. Ulan madem hilesin hakkını ver değil mi? Vur herkesi yok. Yeniliyor kardeş diyor. Çok belli olur diyor. Sığırlarla dolu bir ülkeyiz yani. Neyse ben bunda çok şüpheli. Yani bir şeyde şüphelendim. O sniperla duydu sesi. Tamam eyvallah sesi aldı. Sola döndü de cuk diye de oturdu yani. Bak şunları falan vuramadı yani. Hani aim trigger olsa onu kaçıramaz. İmkanı yok. Oh yana yana geçti. Bilerek öldü lan adam. Adam bilerek öldü kardeş. Ya çok efektif bir vuruş mu yapacak acaba biraz sonra? Basış ne ya? Kardeşlerim şimdi. Nişan desteği var mı? Yani nişanı iyileştirmeye yarayan harici bir yazılım kullanmış mıdır? Şüpheye yer bırakmayacak kadar bariz değil. Yetersiz bir delil. Ama ben bunu niye tıklayamıyorum? Tamam kapatırım kardeşim. Buna yetersiz delil, evet. Görüş desteği. Yetersiz. Rakiplerin üzerinde avantaj sağlamak için yukarıda listelenen farklı harici bir yazılım kullanmış. Zıplama, mutlama, hiçbir şey yoktu. Oyun bozanlık yapmış olabilir. Hepsini göremedik ama yetersiz. Ya buna yetersiz dedim. Hile değil demiyorum. Yani %100 hile demiyorum. Yetersiz diyorum. Belki bütün maçı izlesem, yarım saat izlesem, 10 dakika değil de yarım saat izlesem belki hile olabilirdi. Yani tam izleyemedim. İlk vuruştan büyük ihtimal hani duvardan vurdu ya çok uzak mesafeden duvardan vurdu. Büyük ihtimal işte Valve'nin veya Counter'ın neyse algoritması onu Overwatch kararına bıraktı. Yani ben diyorum ki yetersiz. Biraz daha izlemek gerekiyor. Zaten 7-1 yeniliyordu adamlar. Ondan sonra ne yaptı? Açtı mı hileyi ne yaptı bilmiyorum. O belli olmaz. Neyse kardeşlerim kendinize iyi bakın. Bu da ilk bir videomdu. İzlenirse ne ala. Devam ederim böyle muhabbet etmeye. Hile, işte küfür edecektim de vazgeçtim. Bu hile kullananları izlemeye veya şüphelileri izlemeye. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere.